Merhabalar. Bugün birlikte yaşam yani simbiyotik ilişkileri inceliyor olacağız. İlk önce simbiyotik ilişkileri anlayabilmek için bizim canlıların neden simbiyotik ilişkilere ihtiyaç duyduğunu bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ki canlılar doğada en temel ihtiyaçları olan besin ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamak zorundalar. Ve bizler canlıları ayırdığımız zaman kendi besini kendi üreten üreticiler, bir başka canlı ile beslenen tüketiciler ve tüketicilerin bir ayrı kolu olan ayrıştırıcılar olarak ayırmış oluyoruz. Tüketicilere baktığımız zamansa sindirim kanalında başka bir canlıyı barındırabilen veya sindirmek için beslenen canlılara baktığımız zaman biz bu canlılara ise holozoik beslenen canlılar demiş oluyoruz. Bunlar kimlerdir? Ot ile beslenen otçullar ya da otçullarla beslenen ya da başka et yiyen hayvanlarla beslenen etçiller. Hem et hem de ot ile beslenen, karışık beslenen omnivor hayvanlar olduklarını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Peki bu canlılar ne yapıyorlar? Bir başka canlıyla et, ot ya da hem et hem ot beslenerek besin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bir diğer kategorimize demiştik, ayrıştırıcılar demiştik. Ayrıştırıcılar doğa için çok önemli canlılardır. Ayrıştırıcı canlılar bazı bakteriler ve mantarlar olduklarını söyleyebiliriz. Bu arada kimler olduklarını düşünecek olursak, bu canlılar tüketici canlıların ölü bedenleriyle veya bunların organik atıklarıyla besleniyorlar. Ve bu besinleri sonucunda organik olan yapıları inorganik forma çevirmiş oluyorlar. Yani doğada madde döngüsüne çok büyük bir katkı sağlamış oluyorlar. Çünkü üretici canlılarsa inorganik yapıyı alıp organik forma dönüştürürler. Yani mantarlar, bazı çürük bakteriler, ayrıştırıcı bakteriler yani ve üretici canlıların arasında, bitkilerin arasında olduğunu da düşünebiliriz en genel anlamda. Ne yapacaklar? Bir madde döngüsü vardır. Peki, tamam, mantarlar bitkiler için ya da üretici canlıların tamamı için ham maddeyi oluşturdu. Peki üreticiler ne yapacaklar bu ham maddeyi? Üretici canlılar güneşten gelen enerjiyi doğrudan kullanabilen canlılardır. Haliyle güneşten gelen enerji sayesinde ve ayrıştırıcılardan gelen ham maddeler sayesinde kendi metabolizma faaliyetleri sonucunda yani bir fotosentez, bir kemosentez olarak düşünebilirsiniz. Fotosentezi temel alalım. Besin yani glikoz ve enerji açığa çıkartacaktır ve diğer canlılar için tabii ki fotosentez sonucunda genel anlamda oksijen de açığa çıkartacağını ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Şimdi bizim için burada en önemli olan nokta besin üretiyor olması. Çünkü holozoik beslenen canlılar ne dedik? Bir başka canlıyla beslenecek. O zaman burada ne yapabiliriz? Bitkilerin ya da üreticilerin tamamının üretmiş olduğu besinler diğer tüketiciler tarafından ne yapılıyor? Beslenilerek madde ve enerji akışı sağlanmış oluyor. İşte burası bizim için önemli olmuş oldu. Bu madde ve enerji akışını sağlarken verimliliği arttırmak veya hayatta kalabilmek için canlılar birlikte yaşam yani diğer adıyla simbiyotik yaşam oluşturmayı da tercih edebiliyorlar. Peki buradaki simbiyotik yaşamlara baktığımız zaman her simbiyotik yaşam canlı için yarar mı sağlıyor? Yok, aslında hayır. Simbiyotik yaşama baktığımız zaman bu simbiyotik yaşam, birlikte yaşam içerisinde canlılar bazen bu birliktelikten zarar görebilir. Bazen fayda sağlayabilir. Bazen de simbiyotik ilişkiler içerisinde bile olsa canlı herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz etkilenmeyecektir. Nötr bir ilişki içerisinde olabilir. Burada birkaç örneğimiz var. İşte mandanın üzerinde yaşayan kuşları burada görebiliyorsunuz. Bu manda yeri geldiğinde söyleyeceğim ama manda işte beslenirken etrafa çıkmış olan böceklerle beslenirler. Bir deniz kaplumbağasının dış kabuğunda oluşan alglerle beslenen balıkları görebiliyorsunuz. Burada vantuz balıklarını köpek balığının üzerine görebiliyorsunuz. Köpek balığı beslenirken açığa çıkan et parçalarıyla bu balıklarla besinlerini almış oluyorlar. Her biri birer farklı örnek olarak karşımıza çıkacak. Hatta burada ek olarak köpek balığının şurada bir yavrusunu da görebiliyoruz. Yani simbiyotik ilişkiler içerisinde yavru bakımı konumuz değil, biz sadece beslenme ilişkisine bakacağız bu arada. Buradaki örneği de bilhassa vermek istedim. Simbiyotik ilişki beslenme üzerine kurulan bir ilişkidir. Hani yavru bakımı şeklinde olan veya sürüye ait olma ile alakalı bir ilişki değil. İşleyeceğimiz anlamda en azından. Peki, simbiyotik ilişki dediğimiz zaman ana başlıklarımız neler olmalıdır? Amensalizm, mutualizm, komensalizm ve parazitizm bu ana başlıklara örnek olarak verilebilir. İlk olarak amensalizmle başlamak istiyorum. Amensalizmde şimdi
Her simbiyotik ilişkide en az iki tane tür olacak bu arada. Bu türlerden bir tanesi hiçbir şekilde olumlu ya da olumsuz etkilenmiyor olacak. Fakat diğerine baktığımız zamansa bundan negatif etkileniyor olacak. Mesela ne örnek verilebilir? Resimde de gördüğünüz üzere bir ceviz ağacı örnek verilebilir. Ceviz ağacı üretmiş olduğu özel bir kimyasal madde ile çevresinde başka bir ağacın, başka bir bitkinin çok da gelişmesine izin vermiyor. Hani ağacı bırakın farkındaysanız doğru düzgün bir ot bile dibinde çok fazla bitemiyor. Toprak biraz kurak kalmış o bölgede. Şimdi bu tabii ki de sahip olduğu kimyasallardan dolayı bu şekilde diğer canlıların, diğer bitkilerin daha doğrusu yaşamasına izin vermiyor. Oradaki canlılar bundan olumsuz etkileniyor. Ama bu ceviz ağacını pek de olumlu ya da olumsuz etkileyen bir durum olmamış oluyor. Başka bir örnek, mesela mandalar gene örnek verilebilir. Mandalar işte otlanırken yürüdükleri zaman toprakta var olan işte böcekler, bitkiler, canlılar ne yapacaktır? Ya ezilecek, ölecek ya da işte zarar görecektir bundan. Manda bundan etkileniyor mu? Hayır, hiçbir şekilde etkilenmiyor. Farkında bile değil. Veya bizler de yolda yürürken farkında olmuyoruz. Belki bir karıncayı ezebiliyoruz, öldürebiliyoruz. Hani bu da amansalizm ilişkisi olarak gösterilebilir. Ne manda ne ceviz ağacı hiçbir şekilde olumlu olumsuz bundan etkilenmiyorken diğer canlı işte zarar görüyor yani ya da hayatını kaybedebiliyor. Evet, bir diğer simbiyotik ilişkiye bakacak olursak bu da mutualizmdir. Mutualizm bu simbiyotik ilişkilerin arasındaki en meşhurudur. Burada her iki taraf da mutlu olmuş oluyor. Yani her iki taraf da bu birlikte yaşamda fayda sağlamış oluyor. Liken gibi çok meşhur örnekleri var ama onlara geçmeden önce ben burada resimdeki örneği vermek istiyorum. Burada bir anemonla karşılaşıyoruz. Şunlar yani bunlar bir deniz mercanıdır. Bir de biliyorsunuz ki bizim meşhur palyaço balığımız var. Şimdi anemonlar yakıcı kimyasal moleküllere sahipler. Bu dış tarafı yakıcı olmuş oluyor. Haliyle bu palyaço balığı bu yakıcı anemonların arasında yaşadığı zaman palyaço balığını yiyecek olan canlılar palyaço balıklarının düşmanları gelemiyor. Çünkü bunlar tarafından zarar görmüş oluyor. Yani palyaço balığı hayatta kalıyor anemon sayesinde. Bu palyaço balığı da anemonları yiyecek olan diğer balıkları da ne yapıyor? Kovuşturuyor. Şimdi palyaço balığı sayesinde anemon zarar görmedi. Anemonlar sayesinde de palyaço balığı zarar görmedi. Her iki tarafta hayatta kalma ve yaşama şansı elde edebildiler. Bu mutualizm ilişki örnektir. Peki anemonlar palyaço balığına zarar vermiyor mu? Onu soracak olursanız da palyaço balıklarının derisinde nasıl bizim midemizin iç tabakasında bir mukoza tabakası vardır. Asitlikten kendisini korumaya çalışır midemiz iç sarı. Aynı şekilde bu palyaço balıklarının dışında derisinde de hani ne vardır? Bir mukus tabakası vardır. Bu anemonların yıkıcı kimyasallarından kendisini koruyacaktır. Bir diğer meşhur örnek baklagillerin köklerinde yaşayan rizobium cinsi bakteriler olmuş olacaklar. Biliyorsunuz ki baklagiller köklerinde ne yapacaklar? Bunları içeriye alacaklar. İçeriye aldıktan sonra böyle küçük küçük nodüllerin içerisinde köklerinde yaşıyorlar. Buradaki rizobium bakterileri havadaki serbest azot gazını fikse eder, tutar ve bitkinin daha doğrusu içinde bulunduğu artık baklagil neyse onun kullanabileceği forma getirir. Bitki de karşılığında ona hem birincisi bu şekilde yaşam alanı vermiş olur, ikincisi de besin vermiş olur. Yani bakteri yaşam alanı ve besin bulabiliyor. Bitki ise protein sentezi için gerekli olan azot ihtiyacı karşılamış oluyor. Her iki tarafta birlikte yaşamdan fayda sağlamış oluyorlar. Bir diğer birlikte yaşama örnek verecek olursak sadece resmini açıklayacağım burada. Mikoriza birlikteliği olmuş oluyor. Bu da gene bitkilerin bu şekilde gördüğünüz üzere köklerinde yaşarlar. Buradaki mikoriza birlikteliğinde mantarlar söz konusu olmuş oluyor. Mantarlar biliyorsunuz ki su ve mineral bakımından gayet zengin içerikler tutabiliyorlar. Haliyle bitkinin köklerinde yaşayarak, kökünde ana görevi su ve minerali zaten emmektir biliyorsunuz ki. Bu köklerin etrafında yaşayarak hem böyle yüzey alanı arttırır, yani bitkinin daha geniş alandan su tutmasını sağlar. Bu şekilde ne yapacaktır? Bitkinin yayılımını ve su almasını sağlamış oluyor. Su ve minerallerini almasını sağlamış oluyor. Bitki de köklerin üzerinde mikoriza mantarlarının yaşamasına ne yapacaktır? Olanak sağlayacaktır. Karşılığında da mantarlara besin ve oksijen sağlıyor olacaktır. Yani mantar su mineral verecektir. Bitki de ona besin ve oksijen kaynağı sağlıyor olacaktır.
Bir diğer simbiyotik ilişkiye bakacak olursak, biliyorsunuz ki otçul memeli ve sindirim sisteminde yaşayan selülozu sindiren bakteriler vardır. Selülozu sindiren bu bakteriler otçul memelilerin yani beslenmesi sonucunda gelen bitkilerin hücre çeperinde var olan selülozu sindirirler ve glikoz haline sindirildiği zaman gelmiş olur. Glikoz da bu otçul memeliler tarafından ne yapılacaktır? Kullanılacaktır. Bu selüloz sindiren bakteriler otçul memelilerin sindirim kanalında yaşam alanı buldu. Beraberinde selülozla birlikte besin bulmuş oldu. Otçul memeli ise karşılığında ne yapıyor? Glikoz almış oldu. Ona besin ve yaşam alanı verdi bakteriye. Karşında glikoz almış oldu. Bir benzeri insanların kalın bağırsağında yaşayan K ve B vitamini üreten bakteriler olmuş oluyor. Bizler de aynı şekilde bu bakterilere besin vermiş oluyoruz. İnce bağırsağımızdan işte kalın bağırsağına gelen besinlerden bahsediyorum. Biz onlara besin vermiş oluyoruz. Yaşam alanı vermiş oluyoruz. Onlar da bize karşılığında K ve B vitaminini ne yapmış oluyor? Vermiş oluyor. Bizler bu vitamine gayet muhtacız. Otçul memelilerde selüloz sindirecek olan bakterilere gayet muhtaç. Bu bakteriler de hayatta kalabilmek için bizlere muhtaçlar. Bir arada yaşadığımız zaman bu şekilde simbiyotik ya da mutualist bir ilişkiyi ne yapmış oluyoruz? Sağlamış oluyoruz. Peki, mutualizmi kendi içinde ayırabilir miyiz? Ayırabiliriz. Bunlardan biri zorunlu mutualizm, yani sıkı mutualizm, diğeri de gevşek mutualizm olmuş olacak. Zorunlu mutualizme baktığımız zaman liken birlikteliğine örnek verebiliriz. Mutualizm dediğimiz zaman en meşhur örnek zaten liken birlikteliği olmuş oluyor. Şöyle ki, zorunlu mutualizmde canlılar kesinlikle bir arada yaşamak zorunda. Eğer canlıları biz birbirinden ayırırsak ya da işte biri olmadan diğeri yaşayabilir mi diye düşünürsek böyle bir yaşam durumu söz konusu olmamış oluyor. Liken birlikteliğinde iki tane canlı var şimdi. Bu canlılardan bir tanesi algler, bir diğeri ise mantarlar olmuş oluyor. Az önce bitkilerin köklerini söylediğim gibi mantarlar gayet suyu tutan bir yapı biliyorsun ki. Ne yapacaklar? Mantarlar oksijenli solunum ile birlikte besini karbondioksitle suya dönüştürüyorlar. Alglere ise fotosentez yapabilmeleri için gerekli olan karbondioksitle suyu sağlamış oluyorlar. Alg de bu karbondioksitle suyu aldıktan sonra fotosentezle birlikte besini oksijene dönüştürmüş oluyor. Yani birinin ürünü öbürü için ham madde kaynağı olmuş oluyor. Bu şekilde birlikte yaşam bu döngüyü sağlamış oluyorlar. Dediğim gibi bunları birbirine ayırırsak, liken birlikteliğini bozarsak canlılar hayatta kalamayacaklardır. Bir diğeri ise gevşek mutualizm, isteğe bağlı mutualizm. Burada canlılar bir arada yaşadıkları zaman onlar için daha iyi oluyor. Ama ben bu canlıları birbirinden ayırırsam bunlar illa ölecek diye bir kaide yok. Birlikte olmadıkları zaman da yaşamlarını ne yapabiliyorlar? Sürdürebiliyorlar. Burada örnek verecek olursak resimde olduğu gibi timsah ve işte bu kuşu mesela örnek verebiliriz. Timsahlar sürüngenler, soğukkanlı hayvanlardır. Bilirsiniz ki arada bir ne yaparlar? Güneşlenirler. Bu güneşlenme anında da ağızlarını da açarlar. Kendi vücutları gayet güzel ısınsın. O süreç içerisinde bu dinlenme anında timsahların bu dişlerinin arasındaki kalan atıklarla beslenecek olan kuşlar gelirler. Ne yapıyor? Timsah burada bir ağız bakım yaptırmış oluyor. Kuşlarsa besin ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. İki tarafında fayda sağladığı bir örnek gene karşımızda olmuş oluyor. Ama dediğim gibi kuşlar illa timsahın ağzındaki atıklarla beslenmek zorunda değil, başka bir besinle beslenebilir. Bir kuş gelip de timsahın işte dişlerin arasındaki atıkları temizlemedi diye kalkıp da timsah ölmüyor. Ne yapacaktır? Sonrasında işte gene yaşamına devam edebilecektir. Evet, bir diğer simbiyotik ilişkiye bakacak olursak bu da konvansalizm olarak örnek verilebilir. Mesela burada hemen midelerin üzerinde gördüğümüz bir yozdaları örnek verebiliriz. Bu midenin hareketleriyle yani suyu kırpıştırmasıyla gelen besinleri yiyen bir canlı olmuş oldu. Mide herhangi bir şekilde yarar vermiyor ya da zarar da vermiyor. Ama kendisi bir yaşam alanı bulmuş oluyor. Bu durumda midye hiçbir şekilde etkilenmiyor. Nötr, bir yozda ise pozitif. O zaman konvansalizm nasıl bir birliktelik olmuş oldu? Bir tarafın yarar sağladığı, öbür tarafın ise olumlu olumsuz hiçbir şekilde etkilenmediği, nötr kaldığı bir birliktelik olmuş oldu. Aynı zamanda burada da yazdığı gibi kaplumbağaların bu hani kabuklarında oluşan algler var ya, onlarla birlikte hareket edip bir başka candan bir başkasına ne yapabilirler? Pasif bir şekilde de olsa geçebilirler. Başka bir konvansalizm örneği verecek olursak, az önce zaten söylemiştik köpek balıklarının etrafında yaşayan vantuzlu balıklar işte köpek balıklarıyla birlikte pasif olarak taşınıyorlar. Beraberinde köpek balıkları işte avlanırken bu savrulma hareketiyle
açığa çıkan o et parçalarını da ne yapacaklar? Bu artıklardan da yani köpek balıklarının üzerindeki vantuzlar besleniyor olacaktır. Buradaki vantuzlar hem yaşam alanı sağlamış oldu, hem hareket imkanı sağlamış oldu, hem besin kaynağını sağlamış oldu. Ama köpek balığı için hiçbir şekilde olumlu ya da olumsuz etki söz konusu değildir. Evet, komensal ilişkiye vereceğimiz örneklerden bir tanesi de manda ve kuşlar örnek verilebilir. Şimdi manda besinli yerken etrafa o besinden dolayı işte çeşitli böcekler gelmiş oluyor. Bu böceklerle de bizim buradaki kuşumuz ne yapıyor? Besleniyor oluyor. Manda bu kuşun beslenmesinden olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde etkilenmiyor. Veya böceklerin hani besinin etrafındaki böceklerin temizlenmesinden de olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilenmiyor. Manda sadece kendi besinini yemiş oluyor. Ama kuşlarsa ne yapmış olacaktır? Besin ihtiyacını karşılıyor olacaktır. Evet, bir diğer simbiyotik ilişkimize bakacak olursak bu da parazitizm olmuş olacak. Yani parazitlik diye de söyleyebiliriz. Burada bir taraf yarar görüyor ama bu sefer diğer taraf zarar görecektir. Yarar gören canlı her zaman için parazit canlı olmuş olacak. Zarar gören canlıysa her zaman için konak canlı olmuş olacak. Parazitler genel olarak ya canlının üzerinde ya da canlının içinde yaşar. Bu sebeple daha konağa göre küçük yapılı canlılar olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi parazitlere baktığımız zaman mesela bunlar kimler olabilir? Burada yazdığı gibi bakteri, virüs, protistler ya da mantarlar ne olabilir? Bizim için parazit olabilir. Hem bitkilere hem de hayvanlara bu saydığım alemlerden canlılardan ne olacaktır? Parazitler açığa çıkabilirler. Şimdi parazitleri bitkisel parazit ve hayvansal parazit gibi iki temel yapıya ayırabiliriz. Bitkisel parazitlere baktığımız zaman yarı parazit ve tam parazit olarak da ikiye ayırabiliyoruz. Yarı parazitlere bakarsak buradaki canlılarda kloroplast organeli var. Yani buradaki canlı fotosentez yapabilecek. Ama fotosentez için ne lazım? Havadan gelen karbondioksit, topraktan gelen su ve minerale ihtiyaç var. Şimdi kloroplastı var, yaprak yapısı da var. Havadan karbondioksit geliyor ama kök yapısı gelişemediği için topraktan su ve minerali iyi alamıyor. Haliyle bu da bir başka canlının, işte başka bir bitkinin üzerinde epifit olarak yaşar, yani üzerinde yaşayarak bu üzerinde yaşadığı canlının su ve mineral taşıyan damarlarına, yani kısillenlerine ne yapıyor? Emeçlerini uzatmış oluyor. Havadan karbondioksit aldı. Kendi kloroplastı var. Güneş ışığını da alıyor. Bu canlıdan suyu ve mineralini aldı. Artık fotosentezi yapabilir. Bütün gerekli olan malzemeleri toplamış olduk. Bu şekilde hayatta kalabiliyorlar. Bu gördüklerimiz öksü otudur. Öksü otu yarı parazit bitkilere örnek verilebilirler. Başka bir parazitlere baktığımız zaman, bitkisel parazitlere baktığımız zaman bu da tam parazit olmuş olacak. Şimdi tam parazitte kloroplast da yok. Haliyle bu bitkiler yeşil renk bile değiller. Fotosentez dahi yapamıyorlar. Bu sefer üzerinde yaşadığı bitkinin hem su ve mineral taşıyan odun borularını, yani kısilenlerini, hem de üzerinde yaşadığı bitkinin fotosentez sonucu üretmiş olduğu organik besinlerini, yani şekerlerini ulaşabilecek olan soyunluk borularına, diğer adıyla floemlerine kadar emeçlerini uzatırlar. Şimdi yarı parazitte tek bir tip emeç vardı. Su ve minerallere kadar uzatıyordu. Tam parazitte iki tip emeç var. Hem organik besini hem de su ve mineralleri alacak. Yani iki ayrı damarına bitkinin ne yapacak, kök salıyor gibi düşünebilirsiniz. Bunlar da en meşhurları canavar otu ve küsküt otu örnek verilebilir. Şu gördüğünüz canavar otudur. Bu gördüğünüz küsküt otudur. Canavar otu bu arada gayet arsızdır. Yani bunu kazıdığı zamanında bile çiftçi veya koparttığı zamanda bile tekrar tekrar tarlada yeniden çıkabilirler. Eğer bu canavar otu tarlada bir kere geldiyse maalesef tarlayı komple yakmak gerekiyor. Ancak yani toprağı işte yakıyorlar, sonra toprağı havalandırıyorlar, bir daha ateşe vermeye çalışıyorlar. Toprağı belli bir süre, bir sene belki 2 sene nadasa bırakmaya çalışıyorlar ki bu canavar otu tekrardan türemesin. Adı da oradan geliyor. Yani toplandığı halde kökünden böyle küçücük bir parça kaldığını düşünebilirsiniz. Yani tam kökü çok gelişmemiş ama işte toprağın altında bir yerde küçücük bir parçası kalsa bile tekrardan türeyebiliyor. Bu sebeple adı da canavar otu olarak isimlendirilmiş. Peki
Hayvansal parazitlere baktığımız zaman. Hayvansal parazitlerle en çok nerede karşılaşabiliyoruz? Tabii ki evcil hayvanlarımızla karşılaşabiliyoruz. Biliyorsunuz ki evcil hayvanlarımız bu iç veya dış parazitlere karşı ne yapacaklar? 2 ayda bir veya veteriner hekim uygun görüyorsa 3 ayda bir işte iğne, hap veya enseden olmak üzere ne yapıyorlar? İlaçlanıyorlar ki bu parazitler hayvancıklarımıza gelmesin. Bazıları da bizlere de hayvandan insanlara da hani geçiyor olmasın. Çoğunluğu geçmez ama hani her ihtimalle hem hayvancıklarımızın sağlıkları için hem de bizlerin sağlığı için bu parazit ilaçlamalarını yapmamız gerekebilir. Şimdi az önce de söyledim. İç parazit ve dış parazit diye ikiye ayırıyoruz bu hayvansal parazitlere baktığımız zamansa. İç parazitler işte daha çok dolaşım sistemin içinde olacaklar. Dış parazitler ise vücudun dışarısında olmuş olacaklar. Bakacak olursak bu parazitlere genel olarak işte pire, kene, bit, uyuz bunlar dış parazite örnek verilebilir. İşte yuvarlak parazit, şerit parazit bunlar bağırsaklarda daha çok yaşarlar. Kalp kurtları da ne olabilir? İç parazitlere örnek verilebilir. Peki iç parazitlere baktığımız zaman bunlar neden canlının içerisinde? Çünkü sindirim sistemleri pek iyi gelişmiyor. Üreme sistemleri ve yüzey tutulmaları çok sağlam bu arada. Çok kolay ürerler, ele geçirirler ve çok iyi yüzey tutunurlar. Mesela insanların ince bağırsaklarında yaşayan tenyalar örnek verilebilir. Şuradan büyüttüğümüz zaman vantuzları gayet net görebilirsiniz. Burada kocaman kocaman vardır. Bu şekilde ne yapıyorlar? Bizlerin ince bağırsağın içerisine tutulmuş oluyorlar. Gerçekten çok fazla türediği zaman ameliyatla dahi alınan zamanlar söz konusu olmuştur. Bu şekilde bunlar sindirim sistemleri gelişmediği için sindirilmiş besinlerle besleniyorlar ve burada işte yaşam alanı kendilerine oluşturmuş oluyorlar. Bizler için hastalık yapıcıdır ya da iç parazitler genel olarak hastalık yapıcı hatta ölümcül sonuçlara da bize getirebiliyorlar. Kimler peki örnek verilebilir? İşte tenyaları söyledik zaten. Bağırsak solucanı, kıl kurdu, karaciğer kelebeği bu tarz canlılar iç parazitlere örnek olarak gösterilebilirler. Bir diğeri ise plazmodyum örnek verilebiliyorlar. Bunlar biliyorsunuz ki bir protist. Bunlar şöyle ki anofel cinsi sineklerle biliyorsunuz ki bizim vücudumuza gelebiliyor ve burada bizim karaciğerimizde gelişim gösteriyor. Sonra al yuvarlarımızın içerisine giriyor. Yani kırmızı kan hücrelerimizin içerisine giriyor ve burada sayılarını inanılmaz arttırıyor. Kırmızı kan hücrelerimizi patlatıyor ve haliyle biz de bu anemik durumdan dolayı al yuvarlarımız sürekli yok olduğu için ve bunlar çok hızlı ürediği için bu anemik durumdan sıtma nöbetlerine geçiyoruz. Yani sıtma hastalığına sahip olmuş oluyoruz. Plazmodyum cinsi ne diyelim parazitlerde aynı şekilde diğer parazitlerde olduğu gibi işte kansızlık, kaşıntı, bulantı, kusma gibi çeşitli semptomlar da bize göstermiş oluyor. Çok hızlıca nasıl ürüyor bakalım bunlar biraz plazmodyuma. Bir sivrisinekle ne yapıyor? Bunun sporları bize gelmiş oluyor. Daha doğrusu sporozoitleri diye tam adını hadi söyleyelim. Gelmiş oluyor. Karaciğer ya da dalakta bunlar iyice gelişmiş oluyor. Merozoit dediğimiz bir ara isim almış oluyor. Sonra bunlar bizi kırmızı kan hücremizin içerisine geliyorlar ve burada kendisini böyle birken bir sürü şekilde çoğaltıyor. Bu çoğaltmasıyla birlikte birey zaten sıtma hastalığına sahip oluyor, sıtma nöbetleri geçiriyor. Sonra bir başka sinek ola ki sıtma hastası olan bir hastayı ısırırsa bedene ne yapıyor? Bunu almış oluyor. Onun da kendi bedeni içerisinde bir döllenme durumu söz konusu olmuş oluyor. Yani eşeyli eşeysiz bir metanogenez durumu söz konusu olmuş oluyor. Biz de eşeysiz kendi bedeninde bir eşeyli üremeyi ne yapmış oluyor? Gerçekleştirmiş oluyor. Burada da başka bir görselle gene tarif etmeye çalıştım. Kabaca eşeyli eşeysiz üreme birbirini takip eden bir üreme sistemi de olmuş oldu. Peki dış parazitler yani ektoparazitlere bakacak olursak bunların sindirim sistemleri iyi gelişmiş oluyor. Dışarıdan bizim işte kan damarlarımızın üzerine gelir ve kan emerek ne yapacak? Beslenmiş olacak. Aktif hareket edebilen canlılardır bunlar. İşte pire, kene, bit dediğim gibi daha önceden de örnek verilebilir. Şimdi buradan sonra biraz da gördüğünüz zaman tanımanızı istiyorum. Yani bir ağaçlık ortama geldiniz, işte ne bileyim bir yere pikniğe gittiğiniz, üzerinizde şöyle bir şey yürüyorsa hani lütfen hemen bunu uzaklaştırmaya çalışın ve bedeninizde başka bir bundan bir tane daha var mı bakmanız lazım. Hatta şöyle de kan emerek bu arka kısmında böyle gitgide büyür bu arada şişer. Bedeninizde var mı yok mu? Özellikle spor ayakkabı giydiğiniz zaman
İşte pantolon paçalarından falan gelebiliyor. Böyle ayak bileklerinizde, bacak alt kısımlarında, kollarınızda falan olabilir yani. İyice bakmakta fayda var. Bunlar böyle herhangi zararsız bir böcek değildir. Bunlar kenedir. Kenedi gördüğünüz zaman elinize tutup çekmek yok. Kendi kafanıza göre cımbızla falan da çekmek yoktur. Hemen bir yakın sağlık merkezine gidiyorsunuz. Çünkü kopabilir ve bir kısmı bedeninizin içinde kalabilir. Bu da zarar verecektir. En yakın sağlık kuruluşuna gidip ne yapıyorsunuz? Kendiniz için sağlık hizmeti alıyorsunuz. Bit saçta kafa derisinde de gelişebilir. Böyle biraz yağlı doku üzerinde rahatça gelişebilir. Bu da bitin kendisidir. Görüp de tanımanızı için paylaşmak istedim gene. Bu şekilde saça tutunurlar. Bir diğeri pire. Bu evcil hayvanlarda çok fazla olabiliyor ve biliyorsunuz ki olmaması için de pire tasması, pire ilaçları vesaire hayvanlarımızı bu şekilde korumaya çalışıyoruz. Bu mesela küçük yavru pisicik sokakta kalmış, pis kalmış. Bak burada var, burada var, burada var, burada sanırım var pislik değilse eğer. Bunların her biri pire olmuş oluyorlar. Bunlar tabii ki bizim kediciklerimize, köpekçiklerimize ne yapıyorlar? Zarar veriyorlar. Böyle mini minnacık canlılar da bu arada insan eline aldığımız zaman çok da sağlam gözükmez. Özellikle koyu renkli iki tane şu kedi şu köpek olması gerekiyor. İki tane resim koymak istedim. Şimdi pirenin bir de hani böyle küçük bir yavru halini de düşünebilirsiniz. Bazen böyle beyaz beyaz pamukçuk gibi olabilirler. Bazen de bu şekilde siyah siyah olabilirler. Şimdi bir tekirin varsa, siyah kahverengi bir köpeğin kedin varsa veya sokakta sevdiğin bir hayvan siyah kahverengiyse, koyu renkte tekirse çok gözlemleyemeyebiliyorsun şöyle siyah olduğu zaman. Çünkü tüylerin arasında böyle derisinde kaldığı için gözün çok seçemeyebiliyor. Açık renkli olan evcil hayvanlarda çeşitli deri hastalıkları çok rahat gözükebildiği gibi dış parazitlerle çok rahat ne yapılabiliyor? Gözlemlenebiliyor. Ama beyaz siyahın üzerine beyaz tamam gözükebiliyor ama genellikle şu şekildeler yani renkleri koyu. Bu anlamda evcil hayvanlarımızın deri bakımlarına çok önem vermeliyiz. Hani post rengi koyu olsun olmasın. Ciltlerinde herhangi bir şekilde böyle bir kararmalarla karşılaşıyor muyuz, karşılaşmıyor muyuz bakmamız lazım. Ona göre de dış parazit ilaçlarını yapıyor olmamız gerekiyor veya işte nasılsa koruyor dış parazit ilacını yaptırdım ben bir şey olmaz dememekte fayda var. Demek ki ekstrem bir durumla karşı karşıyayız. Tekrardan veteriner hekime göstermekte fayda olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, bugün canlılar için simbiyotik ilişkileri incelemiş olduk. Neden ihtiyaç duyduğunu en başta inceledik. Sonra bazı simbiyotik ilişki çeşitlerine bakmış olduk. Bir de dış parazitlerle birlikte günlük hayatta en çok karşılaşabileceğimiz olan parazitlerin birazcık şekillerini görmüş olduk. Tanımak ve sağlık hizmeti alabilmek için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.